Gazetecilik meslek ilkelerini önemseyenler pırıl pırıl gençleri var bu ülkenin iletişim fakültelerinden mezun olup da yıllarca okudukları bölümle ilgili mesleklerini yapamayanlar bizler en son şanslı kuşaktık belki de 90'lı yılların ortasında iletişim fakülteleri bu kadar çok değilken o fakültelerde çal okurken çalışma imkanını yakalamıştık. Bu imkana sahip olmayanlar bakın not edin lütfen. Şimdi arkamda bir mail adresi var. Cafer Bey bir müsaade eder misiniz biraz görsünler şöyle. akademi.halktv.com.tr akademi.halktv.com.tr çok önemli not alın. Buraya lütfen niye bu akademide olmanız gerektiğini, ileride nasıl bir gazeteci olmayı hayal ettiğinizi ve kendinizi anlatan bir iki cümle, bir iki paragraf yazın. Yazın gönderin onları hepimiz okuyacağız. Yanımda kim var? Gençler. Gençlere hitap edeceğim özellikle. Yanımda bu ülkede elini taşın altına koymuş olan bir medya patronu var ama biz ona patron demiyoruz. O aslında bir emekçi çünkü bütün mesaisini Türkiye'nin ikinci yüzyılında nasıl daha iyi yaşanabilir bir ülke olacağını harcamakta. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu ve Halk Akademisi fikri de aslında hem onun hem de bir ismin daha. Müsaade edersen sürprizi bozmak gibi olacak ama Halk Akademisi kuruyoruz efendim. Halk TV'nin gençlere, öğrencilere iletişim öğrencilerine ve diğerlerine nasıl gazetecilik yapılacağını anlatacağı bir akademi söz konusu olunca, onun müdüresi olmadan olmaz, müdüre hanım da bizi izliyor, ekran başına biliyorum. E, 10 ocağı kutlayayım diye aradım, ben e, çalışan gazeteciler bayramını kutlamıyorum dedi Ayşenur Arslan. Bir selam gönderelim ona, zaten orta yerde kutlanacak bir şey de kalmadı Ayşenur abla ama Ayşenur Arslan müdüresi olacak Halk Akademi'nin. Ben zaten bir sürpriz bırakmadım. Geriye evet, anlatılacak evet. bir şey bıra bırakmadım. Nereden çıktı bu fikir? Niye ihtiyaç duyuldu halk akademiye? Nasıl bir şey olacak Siz halk her şeyi akademi? özetlediniz aslında bana pek bir gerek kalmadı. Öncelikle ben sizin gıyabınızda Halk TV emekçilerinin Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. İnan bizim burada bu günlere gelmemizde çok büyük katkıları var, emekleri var. Hepsine teşekkür ediyorum. Gazeteciler Günü'nü kutluyorum ve Kolaylıklar diliyorum bundan sonraki gazetecilik hayatlarında. Sabahleyin Ayşenur ablayla konuştum. Evet dedi çalışamayan gazetecinin gününü kutluyorsun dedi. E, kendisini çok seviyoruz. Burada da selamlarımı iletiyorum. Ve e, Halk Akademi <laughs> Akademi'nin de müdüresi olacak Ayşenur Aslan. Bu canlı yayınlarda nasıl heyecanlanmamak lazım? Doğru anlatım tarzı ne olmalı? Tabii işin tekniğine dair anlatılacaklar var ama işin özü Televizyon gazeteciliği ne demek? Ayşenur Arslan 1990'ların başında Türkiye'de özel televizyonlar ilk kez yayın yapmaya başladığında bir haber merkezinin yöneticisiydi. O tarihten bugüne nice iktidarlar, nice başbakanlar, yine nice yöneticiler gördü. Şimdi Türkiye'nin ikinci yüzyılı ve Türkiye'nin ikinci yüzyılında gençlere ...anlatacakları var bu akademide... Ee, ...akademiye dönecek olursak... ...Cafer Mahiroğlu... ...bu akademi nasıl olacak şimdi... ...ne amaçla kuruluyor... Şimdi şöyle, ...ve nasıl işleyecek? Cumhuriyet'in ilk yüzyılında bir Cumhuriyet ekolu vardı... ...ve bugünkü gazetecileri yetiştirdi... ...yani burada şu anda bizim bünyemizde... ...Halk TV'nin bünyesinde... ...bu gazeteciler var ve bunlar... ...ülkeye hizmet etmekten, doğru haber vermekten... ...özgür yayıncılıktan bugüne kadar hiç... ...geri adım atmamışlar... ...kalemlerini satmamışlar dik durmuşlar ve bunu Türkiye adına ve Türkiye olan bağlılıklar adına yapmışlar. Bu insanların ilk yüzyılda, Cumhuriyet'in ilk yüzyılında <laughs> biriktikleri hafızayı, edindikleri tecrübeleri Cumhuriyet'in ikinci, ikinci transfer etmek istiyorlar aslında. Yani kendileriyle değil yeni gençlere, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bu ülke özgür habercilik yapacak gençlere bilgi transferi yapacaklar. Bizim buradaki akademi iki aylık olacak. Yani her iki ayda burada bir dönüşüm olacak. Burada iyi yetişmiş, gerçekten başarılı olan arkadaşlar bizi bünyemizde devam edecekler. Aynı zamanda da bu akademi... Bir, özür dilerim bir şey, araya girip sormam lazım. Bu arada bir bardak su alalım lütfen. Teşekkür ederiz. Ee, acaba para verecekler mi? Yani biz para toplamak için mi? Hayır, hayır, hayır kesinlikle para ha, Para yok. Yok. Bir de bunun asıl e, amaçlarından biri de şu. Üniversite son sınıfta da, üniversiteden sonra da staj yapmakta da zorlanıyorlar. Çünkü çok kısıtlı bir alan var. Yani 3-5 televizyon kurumu var. Bunların içerisinde yüzlerce talep var. Dolayısıyla bu imkanda da zorlandıkları için biz aynı zamanda da burada hem pratik hem teori kendilerini gelişim bir de staj anlamında kendilerini geliştirmek için bu imkanı sağlayacağız ve kesinlikle para yok bunun içinde. Teşekkür para ediyorum. alınmayacak. Bakın akademi@halktv.com.tr gençler özgeçmiş Hadi özgeçmiş diyelim adına ama şu okulda okuyorum ve amacım şunun gibi bir gazeteci olmak ya da şöyle bir gazeteci olmak. Ben e, bu akademiye şu yüzden gelmeliyim diye bir iki cümle bir şey yazın değerlendirilecek iki aylık süreçler halinde gençler gelecek burada ve televizyon gazeteciliği konuşulacak. Üstelik ücretsiz bu çok önemli herhangi bir ücret karşılığında değil. Burada aynı zamanda da buradaki arkadaşlar siz burada haberi bitirdikten... Sonra ya da haberden önce çıkacaksınız. Yukarıda bir saat ders vereceksiniz. Yani Türkiye'nin en kıdemli gazetecilerinde de bir usta çırak ilişkisini de tekrar yaşatma imkanı bulunacak. Onu yani, müdüre hanımla konuşacak. Tabii tabii biz yani müdüre hanım bunların tabii <laughs> hepsine eminim ki en iyi şekilde e, organize edecektir. Başında durup gençlere iyi bir gazeteciliğin nasıl olması gerektiğini anlatacaktır. Ben bu imkanı verdiğiniz için size teşekkür ben ediyorum. Ben size teşekkür Sağ ediyorum. Ol. Sağ olun. Cafer Mahiroğlu. Çok da heyecanla bekliyoruz. Gençlerle de olacak. Yani e, mekan burası değil mi? Yani Halk TV binası. Halk TV'nin tabii bir üst katında dershane haline dönüşüyor şu anda. Ay sonu itibariyle bugünden sonraki olan müracaatlar o verdiğimiz e, mail, adresle, adresi. mail adresinde gelen müracaatlara göre seçilecekler. Üst katta sınıfımız bitmek üzere. Ay sonunda inşallah onu hazırlayacağız. Ayın biri itibariyle Bismillahirrahmanirrahim. Başlayacağız. Hayırlı olsun Hayırlı diyelim o halde. Cumhuriyet'in ol. ikinci yüzyılına çok evet. teşekkür ediyoruz. Bu güzel bir proje, bir örnek proje aslında. Halk Akademi kuruluyor efendim. Biz de duyurmak istedik zaten özellikle. Halk TV'nin DNA'sında da bu var zaten. Yani e, misyonlarından biri de bu. Burada yetişmiş, Halk TV'de yetişmiş ve şu anda Türkiye'de farklı yayın kuruluşlarında çalışan o kadar çok arkadaşımız var ki. O yüzden Halk TV'nin misyonuna uygun bir akademi haberiniz olsun istedik. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde. Çok sağolunuz efendim. Ama Türkiye'nin komşu Bulgaristan'ın nüfusundan çok işsizliği var. Nihayet artık e, TÜİK de kabul ediyor gerçeği işsizliğin artıyor olduğu gerçeğini ama yine de bağımsız araştırmacıların ortaya koyduğu rakamlara yaklaşamıyor TÜİK'in açıklamaları. Disk Arın, DISK araştırmanın bir araştırması oldu Türkiye'deki geniş kapsamlı işsiz sayısı ile ilgili geride bıraktığımız yılın Kasım ayında 8 milyon 671 bin işsiz vardı bu ülkede ve giderek de artmakta. İşsizlerin yalnızca yüzde onu İşsizlik maaşı alabilmiş, kadınların da %30'dan fazlası işsiz. Gençler deseniz aynı durumda. En acil, en ivedi çözülmesi gereken sorun bu ülkede. Bir ülke nüfusundan fazla işsizimiz var. Hiçbir şey yapmıyorlar, iş arayacak takatleri de kalmamış durumda ve öylece bekliyorlar. çalışabilir durumda olan vatandaşlarımızın yarısı çalışmıyor. Kadınların iş gücüne katılımının düşük kalması hepimizi yoksullaştırıyor. Ekonomik krizle boğuşan Türkiye'de işsizler ordusu büyüyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 2023 yılı Kasım ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Kasım'da bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi oldu. Dar tanımlı işsizlik 0.4 puan artarak %9'a yükseldi. İşsizlik oranı erkeklerde %7.5, kadınlarda %11.8 oldu. Üstelik her sene 1 milyon genç çalışma çağına giriyor. Demek ki hem mevcut çalışan nüfusu artırmak hem de her yıl yeni iş kanalları açmak zorundayız. İstihdam oranı da geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı Kasım ayında bir önceki aya göre 236 bin kişi azalarak 31 milyon 611 bin kişiye, istihdam oranı da 0.4 puan düşüşle %48.2'ye indi. Bu oran erkeklerde %65.4, kadınlarda %31.3 olarak gerçekleşti. İş gücü Kasım'da bir önceki aya göre 122 bin kişi azalarak 34 milyon 726 bin kişiye, iş gücüne katılım oranı da 0.2 puan düşüşle %52.9 düzeyine geriledi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %70.7, kadınlarda %35.5 oldu. İnsanların çalışmadığı, çalışanın birikim yapamadığı bir dönemin adı Türkiye yüzyılı olamaz. Dar bir kesim zenginleşirken emeğin ucuzladığı bir dönemin adı Türkiye yüzyılı olamaz. Genç işsizliği daha da arttı. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak %16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %14,2, kadınlarda %20,7 olarak tahmin edildi. TÜİK'in dar tanımlı işsiz sayısı buzdağının yalnızca görünen ucu. Ülkede işsizliğin gerçek boyutunu TÜİK'in atıl işgücü olarak tanımladığı geniş tanımlı işsizler ortaya koyuyor. Bu oran Kasım ayında bir önceki aya göre 1.3 puan artarak %22.7'ye yükseldi. 8 milyon kişi aşkın birçok ülkenin toplam nüfusundan daha fazla.